Son videoyu yüklerken telefonumda takılıyordum ve yanlışlıkla bir oyun reklamına tıkladım. Ve aynı zamanda karşıma da bir bildirim çıktı. Bu oyunu artık Windows bilgisayarınızda oynayabilirsiniz diye. Onu gördüğüm zaman ufak bir şok yaşadım aslında. Sonrasında play.google.com sitesine gittim ve ardından Clash of Clans'ın direkt işte web sayfasını açtım diyebilirim. Hani Play Store'daki, Google Play'deki web sayfasını açtım diyebilirim. Sonrasında burada da Windows'ta yükle diye bir buton vardı ve ardından tıkladım. Kendisi bir exe dosyası indirdi. Açıkçası çok merak ediyorum çünkü hani Clash of Clans'ı random bir şekilde hani telefondan devam ettirirken direkt kapatıp bilgisayara geçip bilgisayarda oynamaya devam etmek açıkçası gerçekten güzel. Ama her şeye geçmeden önce kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Enes. Bu kanalda bilgisayar, teknoloji ve aynı zamanda kutu açılımı videoları çekiyorum arkadaşlar. Daha fazla bu tür videoların gelmesi için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim. Şu anda kendisi sadece Windows'ta kullanılıyor arkadaşlar. MacOS'ta vesaire zaten kullanılmasını bekleyemeyiz. Windows'ta anlık olarak Google Play oyunlarını oynayabiliyoruz. Belli oyunlarda sanırım bu geçerli veya birçok farklı oyunu oynayabiliyoruz. Biliyoruz. Kendisine biraz sonra hepsine göz atacağız aslında. Call of Duty yok arkadaşlar. Call of Duty mevcut değil. Mobile Legends var, Clash of Clans var, Clash Royale var ve birkaç tane hani çok fazla bilinen ve sürekli olarak reklamlara çıkan bazı oyunlarımız var. Angry Birds 2'miz var, Garden Spaces'ımız var, Hum Spaces'ımız var, Asphalt 9 Legends'ımız var, Top Eleven'ımız var. Bayağı var da var aslında. Hani mobilde en çok oynanan oyunların hepsi burada mevcut diyebilirim aslında. Şu an asıl hesabıma yani Clash of Clans'ımın olduğu hesaba giriş yaptım ve şu an tekrardan oyunu indiriyor arkadaşlar. Sanırım her böyle oturum değiştirdiğiniz zaman kütüphanenizi de sonrasında ekliyor yani. Sonrasında tekrardan indirmeniz gerekiyor. Bu birazcık saçma olmuş sanırım. Otomatik olarak hani kendisi bir Clash of Clans oyununu görüp o şekilde devam etmiyor. Şimdi Clash of Clans'ımızı tekrar yükledim fakat aklımda benim tek bir şey var. Bu tür bir Windows bilgisayarda bu şekilde mobil oyunları oynamak her ne kadar güzel olsa da onun devamında acaba hileleri getirir mi? Mesela Mobile Legends'a herhangi bir şekilde bot yapılabilir mi? Mesela LoL'deki olduğu gibi vesaire. O yüzden aslında birazcık da sıkıntı Windows bilgisayarlara gelmesi hile muhabbeti artacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir saniye scroll'um bozuk olduğu için bir ufak dışarı almam gerekiyor. Evet dostlar şu anda anlık olarak Clash of Clans hesabımıza giriş yapmış bulunmaktayız ve bu şekilde hani dilediğimiz gibi gerçekten takılabiliyoruz. Hani oyun oynayabiliriz ve bu Clash of Clans, Clash Royale ve diğer Mobile Legends YouTuberların aslında çokça işine gelecek bir şey. Direkt olarak hiçbir şekilde ne BlueStacks kullanıyorsunuz ne herhangi bir simülatör artık neyse emülatör kullanıyorsunuz. Direkt böyle takır takır aslında bilgisayarınız üzerinden çok rahat bir şekilde bu şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz aslında. Şimdi bunları da toplayalım ve gerekli yükseltmeleri yapalım hemen takır takır. Cehennem. Zaten çok az oyuna girdiğim için direkt hani yükseltmelerden birkaç tane basıp dışarıdaki ağaçları kaldırıp şu şekilde bunun biraz daha seri mobilde çok daha kolaydı. Son gelen güncellemelerden hiçbir şekilde haberim yok. Hani telefonumda olsa da ben çok çok az bir şekilde bu oyuna giriyorum. Ama gerçekten sevdiğim bir oyun. Hani kaç yıldır bu oyunu oynuyorum. Oturup deli gibi oynamıyorum. Arada girip bu şekilde takılıyorum mesela. Hani yükseltmeleri yapıyorum, şey yapıyorum. O yüzden birkaç yıllık hesaplıyorum. Yani aralıksız oynasam büyük ihtimalle psikopatı falan olurdum yani. Ve 1500 kupa da olmazdım. Evet şimdi gelelim yükseltmelerimize. Büyü fabrikasına şu an yükseltme yapmayalım. Büyü üretebiliriz şimdilik. Ordu kampını yükselt hocam sen bir. Sonra buradan gel yine bunları topla. Sonrasında Cehennem Kulesi'ne hadi bir tane daha yükselt. Var hala şeyimiz. Sonrasında gelelim mesela Varvar Kralı şeyleri değil. İksir sondasını yükseltelim. Daha fazla kara iksirimiz olsun. Ve bununla birlikte de mesela kara iksirlerine basabiliriz şu anda. Kara iksir, kara iksir. Sadece Barbar Kral falan basıyoruz. Gerçekten videolar falan editlenirken ben bu şekilde takılabilirim. Hani herhangi bir şekilde emülatör vesaire de olmadığı için gerçekten kaliteli hissettiriyor. Herhangi bir donma kasma yok. Bazı emülatörler mesela donuyor kasıyor. Bilgisayar fark etmeksizin. O yüzden hani böyle gerçekten hani girip takılırsın. Arkada videonun editleniyordur, bir şey oluyordur vesaire. Girip takılırsın sonra çıkarsın. Çok da bir şey yiyeceğini düşünmüyorum. Hani çok da bir hafıza yiyeceğini düşünmüyorum. Arkada mesela şu an ekran kaydı alıyorum bir de. İşlemcim %50 de RAM'in 10 GB'ını kullanıyor ve ekran kartımın %38'ini kullanıyor. Ama bunların hepsini işte bu Google Play Games kullanmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi hani şu anda videoda olduğum için bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi zaten
%20'sini, hani CPU'nun %20'sini OBS kullanıyor. Aynı zamanda belleğinde bayağı bir kısmını OBS kullanıyor. Gerçekten çok az, hani az buçuk RAM kullanıyor diyebiliriz aslında. Evet dostlar, şimdi Mobile Legends'ımızı direkt indirmiş bulunmaktayız. Hani oyun içi indirmesi ne durumda onu hiç bilmiyorum ama zaten masa üstünde olduğumuz için çok rahat bir şekilde, hani 5 GB'lık interneti kullanıp takır takır indirir, onda hiçbir sorun olmaz. Hani eğitimi vesaire geçtiğimiz zaman anlarız çok rahat bir şekilde. QWERTY'yi mi kullanacağız, hani LOL oynar gibi mi oynayacağız, ona bir bakarız. Bakalım, evet hazırım, devam etmek için tıklıyorum. Evet, sağ tıkla oluyor ve ama basılı tutmak gerekiyor. Tamam. Düşman görüldü. Aa, WASD ile de oynanıyor. Yeni keşfettim. Peki bir şeyle vurabiliyoruz mu? Aha. Abi benim böyle çözmem. Aa, az önce vurdum. Bir şeye vurdum. Az önce vurdum. Kendisi otomatik mi vurdu? Yok. Aa, J ile vurdum. Aa, aa, aa. Abi niye bunları buraya koydunuz? Arkadaşlar, J normal vuruş. KL Ş de devamını getiriyor. Yani oradaki o skill'lerimizi kullanmamızı yarıyor. Ama bu abi çok saçma olmuş ki burada. Hani bildiğiniz üzere Riot Games'in bu LoL oyunu var ya, hani bilmeyen yoktur zaten. Bu alışkanlığı insanlara Windows sürümünde devam ettirmeleri çok daha iyi olurdu bence. Hani bu şekilde yapsalardı bence tadından yenmezdi açıkçası. Windows için hani tamamen dediğim gibi takılmalık, böyle gireceksin 5 dakika Clash of Clans'a bakacaksın veya diğer bir Mobile Legends açacaksın, hani telefonda çok sık oynuyorsan atacaksın, geri çıkacaksın. Ama onun dışında böyle saatlerce LoL oynayayım, işte saatlerce LoL oynadığım gibi veya saatlerce CS, Valorant oynadığım gibi oyunları oynayayım, şey yapayım kafası aslında yok denebilecek kadar az. Çünkü Windows'un çok kaliteli oyunları var. Hani burada dediğim gibi tamamen takılmalık olmuş aslında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tür videolar için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.